Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım da bitti. Yine kaydını birlikte yapalım. Birinci koşuyla başlıyor. Az koşusu var Kocaeli'nin. Kolayda koşuları var gözüküyor. 3 nolu Safkan. Normal şartlarda koşuyu kazanacak kalite handikap puanına sahip. Ara veren 1 nolu Safkan 1'e 3'e rakip olabilecek tek Safkan görünümünde arkadaşlar. 3 numaralı Safkan'ın yarışının kazanmasını bekliyorum şahsen. İkinci koşu Maiden dişi bir yarış. Maiden dişilerde kazancı yüksek, Safkanlar her zaman Maiden'a veda eder derim. Bu da Diyarbakır Elazığ tarafından gelen 5 numaralı Safkan. Grupta en fazla kazanca sahip Safkan. Handikap puanını bu bölgelerde kazan sağladığı için yükseltemedi. 5 numaralı Safkan yarışı birinci olarak bitirmesini, kazanmasını bekliyorum. Gönlümün efendisi. 11 rakibi olur. Bu iki Safkan da koşmazsa sıralamam 10 ve 2 numaralı Safkanlar diye gider arkadaşlar. Evet. Geçiyorum 3. koşu. Handikap 14, handikap 2. Mesafe orta uzuna girer 1700 metrelerde. Kilo veren Safkanlar mutlak önemlidir. Bu zamana kadar yaptığı en iyi yarışını yapan 9 nolu Leon Flack. Tekrarlar ise uygun kilosuyla yarışta mutlak söz sahibi olur, kazanabilir. 5 nolu Safkan. Grupta tam kilo alamayan bir Safkan. 9-5 mutlaka kuponlarınızda olması gereken Safkanlar derim, öneririm de. Sürpriz çıkartabilir bu grup. Dişi Safkanlar çok fazla. 8-7 bunlar ters atlardır. Bunların da kazanma ihtimali doğmuş ki burada kilo alan, kısmen kilo alan grubun bir nolu ağır abisi dediğim Safkan'ı, dişi Safkan'ı geçecekler bu Safkanlar. Ve geçme potansiyelleri var arkadaşlar. 9-5, 8-7 sonra bir nolu Safkan'a gelir sıra. Biraz zordur bu ayak, fazla at bulundurmanızı tavsiye ederim. 4. koşu şartlı 4 mücadele. Burada da 3 nolu Taylar'ın güzeli grubun üzerinde bir Safkan'dır. Yani ne kadar kalite puanı biraz geride kalmış olsa da bu grupta dişi Safkan bu mesafede iyi dereceleri sahiptir, kazanabilir. 7 ve 8 nolu Safkanlar yarışın şartına uyan kiloyu taşıyorlar ki kalite handikap puanları da yerinde olan bu Safkanlar yarışta olur. Burada da sürpriz plase atların gelme ihtimali çok yüksek. 2 yarışın favorisi çıkacaktır. 60 kilolu Safkan bu da yarışın şartına uyan kiloyu taşımaktadır. Kazanma ihtimali var. Gene burada da çok at bulundurmanızı öneririm. 3, 7, 8, 2 önereceğim Safkanlar. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. Atacan ara verdi. Ara vermeseydi direkt önereceğim Safkan olacaktı. Atacan grubun kaliteli Safkanlarından bir tanesi de Atacan. Dönüşü nasıl olacak kestirmem zor. 5. koşu şartlı 5 mücadele. Burada da ikinciliği çok iyi olan, kilo almayan oğlum Anıl. Bu grubu geçme kapasitesine sahip görünmekte, uygun kilosuyla kazanabilir arkadaşlar. 5 nolu oğlum Anıl. Tek olarak öneririm kuponlarınıza. Eğer tek kullanmayacaksanız da 3 ve 4 nolu Safkanları kuponlarınızda bulundurmanızı isterim. Bu atların da dışına çıkmasını beklemiyorum şahsen. 6. koşu handikap 15, dişi handikap 2, 1900 uzun mesafeye girer. 3 yaşlılar için 1900 metre. Kilolar mutlak etken olur. Kilo veren Safkanlar çok şanslı koşar. 8 nolu Safkan Maiden olmasına rağmen verdiği kilo ile yaptığı derece ile grupta en şanslı Safkan haline gelmiştir. Mutlaka kuponlarda olsun arkadaşlar. 8 nolu Red Real. 6 yine uygun kilosuyla rakip çıkar. 2 devamında grubun kaliteli atlarından
bu safkanın da ön planda olması gerekir. Kilosuna rağmen yarışta 3 nolu safkan, bu saydığım atlar 3 nolu safkanı geçmesini beklediğim safkanlar arkadaşlar. 3 de buranın iyi derecesine sahip kazanç sağlamış atıdır. Bu saydığım atlardan sonra gelir. 8 riskli bir tek olarak da öneririm ayrıca. 8, 6, 2, sonra 3. Geçiyorum 7. koşu. Handikap 14, handikap 2. Bu mesafelerde yarışın şartına uyan, tam kilo vermese de 4 gün arayla koşmasına rağmen 9 nolu öz çocuk. Bu grubun iyi atlarındandır. Bu uygun kilosuyla uygun grupta kazanmaya en yakın safkandır. Günün teki olarak kuponlarınıza öneririm 9 nolu öz çocuğu. Tarama yaptığımda çok fazla da rakip çıkmayınca da direkt olarak bıraktım. Çok at yazan, yani rakip yok mu yazacağımız diye yani arkadaşlara da grupta kalite handikap puanı yüksek veren 4, 6 ve 4 nolu safkanlar bu safkana rakip olmaya çalışırlar. Uygun kilosuyla grupta kazanmaya yakın safkan haline gelmiş. 2, 1 ve 3 nolu safkanlar kilo aldılar handikaplardan. Zorlanırlar birinci olmakta. Bu bilgiyi de aktarayım. Evet, Kocaeli basit yarışları var. Yani ters sonuçlar da çıkabilir ama her zaman söylediğim şeydir. Bütçenizi aşmayın. Bu iş keyif iştir arkadaşlar. Keyif aldıktan sonra sıkıntı olmaz ama kazanacağım diye üstüne giderseniz tam tersi olur. Dikkat edin. Abi kardeş tavsiyesi olsun. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.